Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Durmak yok. Üç bölümümüz kaldı. Bir iç içe kökler, iki sonsuz kökler, üç kök sıralama. Sonsuz kökler çok önemli olmayabilir ama iç içe köklerle sıralamaya iyi çalışalım. Oradan soru gelebilir. Ne demiştim? İç içe köklerde kök dereceler çarpılır ve ifade tek köke dönüştürülür. özellikle şurada var. Arada bir sayı yoksa yalnız. Bazen şurada bir tane sayı oluyor. Bakın şurada. Onu göstereceğim birazdan. Şimdi burada kök dereceleri çarpıyoruz. A çarpı B tek kökü alıyoruz. Çift kökü almıyoruz. 3 kök de olsa tek kökü alıyoruz. Mesela şu da olabilir arkadaşlar. A var, kök var, işte B var, kök var, C var, bir daha kök var. X var mesela burada. Şöyle. Ne yapıyoruz o zaman? Şu üç tanesini çarpıyoruz. Yani A çarpı B çarpı C yapıyoruz. Kök X yapıyoruz. Şurada var mesela. 3, 4 ne yaptı? Çarptı. Kaç oldu? 12. dereceden kök içinde 2 gelmiş oldu. Ama arada sayı varsa önemli yer burası. Bak şuraya dikkat edelim. Beraber şimdi burayı yapalım. Önce bu sayıyı kökün içine atmamız lazım. Bir sayı kök içine nasıl girer? O kökün derecesini kuvvet olarak alır. Bak cümle bu. Bir sayı kök içerisinde o kökün derecesini kuvvet olarak alarak girer. Yani burası küp kök dursun. Karışmıyorum. Değil mi? Ne yapıyorum burayı? 5 de duruyor. Ona da karışmıyorum. Şu 2'yi içeri attım. Ama nasıl attım? 200'leri 5 diye attım. Çarpı 200'leri 1 zaten içeride vardı. Burayı anlayabildiniz mi? Bakın burası önemli bak. 3 küp duruyor tekrarlıyorum. 2'yi içeri attım. 2 üzeri 5 diye attım. İçeride zaten 2 ne yapıyordu? Duruyordu. Peki işlemini yapalım buranın. Şöyle çarpıyoruz artık. 3 kere 5. 15 geliyor. Kök içerisinde. Burası kaç geliyor şöyle? 2 üzeri 6. Ne yaptık? Üst sayıların 2 üzeri 5 ile 2 üzeri topladık. Bu böyle kalır normalde ama burada bir sadeleşme varsa o sadeleşme yapılması gerekir. Bence burada bir sadeleşme var. Nerede o sadeleşme? 3'e bölünüyor 2, 3'e bölünüyor 5. Dereceler kendi arasında sadeleşiyor. Onları sadeleşmek zorundayız. O zaman bu ifade ne olur yani? 5. dereceden kök içinde 2 iki gelmiş. 2'nin karesi yani yani düzeltirsek o da 5. dereceden kök içinde 4 gelmiş. Olur. Böyle yazabilirsiniz. Bu da doğru, bu da doğru. Yani yanlış bir şey yok. Tekrarlayalım. Bir sayı kök içine girecekse hangi kök içine giriyorsa o dereceyi kuvvet olarak alarak girmesi lazım. Anlaşıldı mı? Bak bir sayı kök içine girecekse hangi kök içine giriyorsa o dereceyi kuvvet olarak alması lazım. Bu cümleyi kurmak biraz zor ama kuracağım, çalışıyorum. Sorulara başlayalım. Böyle çok zor, üç köklü falan sormadan çok zorlamadık sizi. Yapalım. Burada biz en çok zor olacak yer neresi mesela? Şu olabilir. Belki şu biraz uğraştırır. Diğerleri şu belki. Hepsi de uğraştırıyor açık konu zaten 8 soru var. Doğru mu? Bir şey de kalmadı ya. Ama şunlar çok hızlı çözülür. Bak. Şurası çarpılır mesela. 2 kere kaç yapar? Bu ne? 6. dereceden kök 3 mesela bu. Doğru mu? Buna bir şey yapılır mı? Hayır yapılmaz. Yani bir kök varsa o dereceler çarpmak zorundayız. Mesela orada bir sayı olduğu zaman problem ortaya çıkıyor. Mesela burada burası kaç? Bak çok karmaşık durabilir. Şu üçünü çarpmak yeterli. Şurada üç tane sayı ne yapacağız? Çarpacağız. Çarpalım. Ne olur çarparsak? 3 kere iki, 6, 6 kere 24. 24. dereceden kök içinde kaç gelir? 2 gelmiş olur. Buna da hiçbir şey ne yapılmaz? Yapılmaz. Tamam. Şöyle yapsak yeterli olur herhalde. Evet. Devam edelim. Bakın burada, şimdi bak şu üç içeri girmesi lazım. O 3 içeri girmeden özelliği kullanma hakkımız yok. Şimdi küp kök duruyor. Kare kök de duruyor. Bakın o şu kare kökü yazmak zorunda değiliz. Bunu not alalım ya ee, Se Se Selim'cim. Şu soruyu şöyle yaz, not alsana. Küp kök 3 çarpı kök alt olacak de. Şöyle olacak. Kare kökü yazmamıza gerek yok ki. O kökü fazla olmuş orada. Şu kareyi görmeyeceksiniz. Zaten verim kökü 2'dir. O yüzden onu görmeyeceğiz. Bir şöyle silelim. Yani sizde kitapta düzgün yazıyor da. Ben düzelttim. Şimdi bu 3 nasıl girecek içeriye? 3'ün karesi olarak girer. Çünkü 3 içeri kare kökün içine giriyor. Çarpı kaç? 6 var. Şöyle yapalım. Şimdi şurada bir tane gizli 2 var mı? Var. Şu 3 kere 2 ne yapar? 6. Alt. Yani 6. dereceden kök içinde 3'ün karesi kaç? 9. Artık işlemi yapıyorum ya. Yani. Bu 9, 9 çarpı 6 kaç yapar? 54 yapmış olur. Buna bir şey yapılmaz çünkü dışarı çıkan bir sayı yok yani. Anlaşıldı mı? 6. dereceden kök içinde 54 olmuş olur. Tamam Dikkatli ol. O 2'yi yazmayacağız. Soru şu. Peki buradayız. Bu 2 ne yapacak? İçeri girmesi lazım. Değil mi? Şurayı bir çizelim mi? Şurayı çizelim. Olmadı. Olacak pes etmiyoruz. Evet. Şu iki içeri girmesi lazım. Kök içinde bak. iki içeri girerse ne olur? Küp kök durur. İki içeri girer. 2'nin küpü olur. Çünkü küp köke giriyor. Çarpı dört var içeride. Şöyle. Burayı anladınız mı? Bak bu önemli. Yani iki içeri girdi. 2'nin küpü olarak girdi. 4 de içeride zaten vardı. Şimdi şurada ne var? Şurada bir tane iki var. Şu dereceleri ne yapacağız? Çarpacağız. Yani 6. dereceden kök içinde. Bak bu ne olacak? Şimdi i̇kinin küpü zaten var. 4 2'nin neydi? Karesi miydi? O zaman ne yap? Engin, engin üst sayı bilgini kullanacaksın. Tabanları, eşit üstler toplanır. Üstleri toplayacaksın. Yani 2 üzeri 3 artı 2'den cevap kaç gelecek? 5. Buna da bir şey yapılır mı? Hayır yapılmaz. Belki şıklarda böyle böyle vardır. Belki de cevap şudur mesela. Altın deden kökünü 32. Bu da doğru arkadaşlar. İkinde yazmış olabiliriz. Bu da doğru. Hangisini yazmışız senin? Üstteki mi? Yani şöyle, şöyle bırakılabilir. Ama 2 üzeri 5 sayısı çok böyle büyük bir sayı olmadığı için onun yerine 32 de yazılabilir yani. Problem olmaz. Değişen bir şey yok. İkisi de doğru arkadaşlar. Tamam mı? Evet 4'ü yaptık. Beşteyiz. Şimdi buradayız. Ne yap? Bura biraz karmaşık duruyor. Katılıyorum ben size. Sakin olun şu anda. Katılıyorum. Burada önce şu içeride bir derece eşitlemek zorundayız. Bak şurada. Yine bu soruyu da düzeltelim mi Selim'ciğim? Bak burada şöyle yapalım. Biz orada 2'yi göstermişiz de gerek yok buna. Kök içinde bu şöyle olacak. Kök 2 olacak çarpı küp kök 3 olacak kardeşim. Olur mu? Şöyle yapalım. Çünkü şurada karenin bir anlamı yok. Kafanız karışıyor. karekök kare kök yazılmaz çünkü. Biz oraya yazmışız. O insanlık bizim bir de. Ne olmuşsa. Şunu da düzelt hatta. Şu ikiyi de sileceğiz. Bak şu da şöyle yapacağız. Dördün derden kök. Bir daha kök var. Altı kök. On altı. Kitapta düzgün basılsın ya. Yani. Şöyle. Tamam kardeşim. Evet üstteki soruya biz devam edelim. Şimdi ne yapacağız? İşte şurada mesela biz şu anda şurada bir çarpma işlemi var. Ama bunu öğrendik. Ne? Nasıl öğrenmiştik? Hani derece eşit olmayan kökleri de çarpma diye öğrenmiştik. Derece eşitleyip çarpmıştık. Hatırlıyor musunuz? Siz bu kare kök tamam. İki burada var. Gizli bir iki var burada. Şöyle iki var. E buraya iki ve üç nerede birleşir? Altıda birleşir derece olarak. Değil mi? Burayı üçle çarpacaksınız ama buraya da üç koymanız lazımdı. Buraya ikiyle çarpacaksınız. Buraya iki koymanız gerekiyordu. Hatırlıyor musunuz? O zaman ne oldu şimdi? Şu oldu bakın. Kök içinde altıncı derin tek kök açıyorum. Bak tek kök açmam lazım. İkinin küpü oldu çarpı 3'ün neyi oldu? Karesi olmuş oldu. Çok dikkat ediyoruz. Anlaşıldı mı? Bak, onu nerede bakacaksın? Derece eşit olmayan kökler var. Orada yapmıştık biz onu bak. Kare kök 2 ile küp kök 3'ü çarpıyoruz. 6. dereceden kök içeride tek kök açtım. 2'nin küpü o şuradan geldi. 3'ün de karesi oradan geldi. Artık bizim şuradaki dereceyle şunu çarpma hakkımız var. Burada gizli bir ne var? 2 var. E çarparsam kaç gelir? Eşittir diyorum. 12. dereceden kök içerisinde. Doğru mu? 12 iki olur. 2'nin küpü 3'ün karesi. Artık bunları sonuçlarını yazalım. 2'nin küpü 8. Üçüncü karesi 9. Son hali düzenlersek ne gelecek burası? 12'nin indiriden kök üçünde 72 gelmiş olacak. Anlaşıldı mı? 12'nin indiriden kök 72. E zaten onun da açılım şey yok yani. Daha sade hali yok. Kuvvet zaten birinci kuvvet. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Bakın dikkatli olalım. Burada hata yapmayalım. Bir sonraki soruya bakalım. Şöyle biraz yukarı alalım. Biliyorsunuz akıl tahtayı profesyonel kullanmaya çalışıyoruz. Soru şu. Şu 2 olmayacak demiştim. Şuraya bakalım. E Şimdi burada ne yapacağız? Değişen bir şey. Şurada 2 var gibi düşüneceğiz. Şimdi ben 2'yi yazdım. Hocam zaten var ama 2 normalde yazılmaz. Soruyu sorarken yazılır ama soruyu sorarken yazılmaması gereken bir bölüm. E şurayı çarpmamız gerekiyor. Hiç arada bir sayı yok zaten. 4 çarpı 2 8 8 kere 6 48. Orası 48. dereceden kök 16. Ama şıklarda bu yoktur. Yani cevap da bu değildir. Neden? Çünkü 16 sayısı 2'nin 4. kuvveti. Oradaki dereceyle o 2'nin 4. kuvveti 4'ü sadeleştirmemiz gerekecek. Yani şöyle yapacağız yani. 48 dursun. 16, 2 üzeri kaçtı? 4. Bunları ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. Sadeleştirelim. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm kaç geldi? 12 gelmiş oldu. Yani 12. dereceden kök içinde 2 üzeri 1'den 2 gelir. Yani cevabımız şu olması lazım. Yani şıklarda bunu bulamazsınız. Anlaşıldı mı? Bölünüyorsa bölmeyi yapmak lazım. Bölünmüyorsa öyle kalabilir. Mesela 32 olsa kalırdı. 2 üzeri 5 çünkü. 5 takır 8 bölünmez. Ama 16 olunca kalmaz. Tamam mı arkadaşlar? Dikkatli olun. Cevabımız şu olur. Yedinci sorudayız. Yukarı alalım biraz. Gitti. Evet. Hissettim biliyor musun? <laughs> evet. son, son dokunuşla hissediyorum bazen. Burada ne var? Şu iki x içeri girmesi lazım. x nasıl içeri girer? Karekök içine giriyor. O zaman kare olarak girmesi lazım. Yani burayı şöyle yapacağız. Altı duruyor. Kök. Bir daha kök açtım. x kare olarak girdi. Çarpı x oldu şöyle. Şu. Burası anlaşıldı mı? Bak 6 duruyor. X kare girdi. Çarpı X olmuş oldu. E düzenlemesini yapalım bu ifaden. Şurası ne oldu? Bakın şurada 2 var artık gizli bir tane. Bunları çarpacağız. Ne ol 12 oluyor. Kök içinde X kare çarpı X üzeri 1 ne yapar? X küp yapar. Tabanlar işte üstler ne yapılır? Toplum ne kullanıyoruz? Engin, engin üst sayı bilgimizi kullanıyoruz. E tamam şimdi ne yapacağız peki? 3 ile 12'yi birbirine böleceğiz. Ne oldu yani? 4. dereceden kök içinde x üzeri 1 oldu yani cevabımız şu gelmiş oldu. Şıklarda o şekilde olması lazım. Evet son soruyla bitirelim burayı artık. Ee, yine aynı mantık. Az önceki şu 6. sorudaki 5. sorudaki gibi çarpma yapacağız. Şu i̇çeride bir, bir çarpma yapmamız lazım. bak kök var. Tamam. Ben bir daha yazayım soruyu. Kök x var. Soru bu sefer doğru problemimiz yok. Kök x var. Şöyle. Bunun derecesi 2. Gizli bir tane 2 var. Tamam O iki soruda tekrarlıyorum. Soruda yazılmaz. Soruyu çözerken yazılabilir. Ama soruda yazılmaz. 2 ile 4 nerede birleşir? 4 ile birleşir. O zaman biz buraya 2 koyalım. Şuraya da 2 koyalım. Buraya bir şey yapmayacağız. Zaten 4 orası. Ne olacak o zaman? Şimdi kök açtım. 4'ün derecesinden bir kök daha açtım. Bakın ne oldu? X kare oldu. Şurası X kare oldu. Bir de X var sonra. Çarpı X oldu. Kapattım. Burada 2 yok mu kardeşim? Çarp şurayı. Ne olur o zaman? 8 olur. 8'in dereceden kök içinde X kare ile X üzeri 1'de tabanları üstleri toplanır. X üzeri 2 artı 1'den kaç kere? 3 gelir. 3 ile 8 de birbirine bölünmediği için 8 sorunun cevabı böyle kalır. 8 neden kök x 2 olur. Anlaşıldı mı? Bak önce ne yapacağız burada? O yüzden şurada bir çarpma yaptık. Önce çarpmayı yapacağız. Sonra şu iç içe kökleri kullanacağız. Çarpma yapılır olmaz. Çarpma nasıl yapılır? Kök derecesi farklı olan köklerde kök derecesi eşitlenerek yapılır. Önce eşitleme yapılır sonra çarpılır. Anlaşıldı mı? Tek kök açmayı da unutmayın. Aynı rasyonelde payda eşitler. Derece eşitlenince tek kök açıyoruz. Ayrı ayrı köklerde ne yapmıyoruz? Yazmıyoruz. Tamam mı? Evet. Bence burayı bitirdik ha. Bakayım. Fit to size'a baktığımız zaman fit to size'da olayı bitirmişiz. Arkadaşlar 12. ders, 13. ders mi yaptık biz? 13. dersimizi yaptık. Kaldı iki ders. Şöyle göster. iki ders kaldı. Sonsuz kökler ve kökler sıralama yapacağız. Sıralama sonsuz kökten daha önemli. Sonsuz kökte kurallar var. Tık 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 yapacağız. Çok uzun değil. 5-10 dakikalık video olur. Ama burayı siz önce çalışın. Hani burayı önce çözüyorsunuz. Şu an dinlediğiniz gri pijamayla. Sonra pekiştirme testini çözüyorsunuz. Çözümeniz soruyu kare bakıyorsunuz. Sonra tekrar yanıma geliyorsunuz. Ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın, benimle kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.